Arkadaşlar merhaba. 25 Şubat 2024 Pazar günü tekrar Adana'dayız. Adana'da yeni koşullu bir program var. Hemen Adana ile ilgili çalışmalarımızı size yansıtalım. Evet arkadaşlar, burada şöyle bir durum var. Şimdi şartlı 4 bin mücadeleyle 7'li plase başlıyor. Akşam koşu 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada biz Peykerim, 5 numaralı Peykerim'den iyi bir koşu bekliyoruz. Bu safkanı biz baz alacağız, 7'li plase olarak baz alacağız. Ha, bu yarışı 1 numara kazanır, 2 numara kazanır, onu bilemeyiz ama 5 numaralı Peykerim'in ilk 2'ye gireceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Burada 5 numaralı Peykerim, Banko. İkinci koşuyla beraber altılı yayın başlıyor. Maiden, 3 yaşlı İngilizler, 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada 11 tane at var. Bu 11 tane safkan içerisinde 4 numaralı İsmet'im, Fesih Çetin başla ilk atımız bizim. 6 numaralı Satık, Ahmet Çelik. 5 numaralı Luka Magic, Ayhan Kurşun. 8 numaralı Silence of Reality burada. Yani ayağının ucunda normalde kazanması lazım arkadaşlar. Burada Satık'la beraber çok ön planda olması lazım. Epeydir de Maiden'da gösteriyor kendini. Yani Ayhan Kuşu, Mehmet Saçelik, Mehmet Akyavuz devamlı şımarıcılık en son. Son sortisinde üçüncü oldu ama at başıyla üçüncü oldu. Aslında ikinci oldu. Yani Maistar'dan 9 boy yediler. Şimdi bugün grup uygun. Yarışa gidecektir. 9 numaralı Şah Baba, Mehmet Saçelik ve 10 numaralı Şahin Alp, Ercan Çankaya. 4, 6, 5, 8, 9 ve 10 numaralı safkanlar. Ha, burada 2 numaralı Ceyhan Serdar'ı da mutlaka ilave etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani onu da pas geçmeyelim. Burada Toruk Maktu temsilcisi. Evet, şimdi çalışmalarına falan da bakıyorum. Neyse, bugün inanmıyoruz onun geleceğine ama bugün Ceyhan Serdar'ın geleceğine inanmıyoruz ama biz yine de ne olur olmaz yazalım arkadaşlar. 4, 6, 5, 8, 9, 10 ve 2 diyoruz buraya. Üçüncü koşu Kemal Özekici koşusu. Kısa vadeli dişi 4 tıkalı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet. Burada 3 numaralı Giyotin alternatif bankumuz bizim. Tuttuğumuz safkan zaten. Yine 2 numaralı Alata, Mehmet Saçelik'le yakın rakibi 7 numaralı Last Tulip, Ahmet Çelik ve 5 numaralı Donatella, Müslüm Çelik arkadaşlar. Continuous ve Bye Bye Lullaby'dan da ciddi sürprizler gelebilir. Bu ayak gerçekten günün aslında en zor ayaklarından bir tanesi. Biz 3'ü alternatif bank olarak baz aldık. 2, 7 ve 5 dedik. Sizin de tuttuğunuz at varsa buraya yazabilirsiniz ama buradaki bütün atların giyotin bizim nezdimizde, bizim bakış açımıza göre giyotin düştüğü anda bütün atların burada aslen geliri var. Dördüncü koşu şartı 4, 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Şimdi burada aslında bir end game olayı var ama biz devri alem ve ikisi arasındaki koşuyu izledik arkadaşlar. 1900 metrede eğer Mehmet Akkibuz burada güzel bir ayar çekerse, ki çekeceğini düşünüyorum ben, devri alem banko. O 100 metreyi, o 100 metre gerçekten devri alem için yeterli. Kazanacağını düşünüyoruz bir şekilde. Devri alem banko arkadaşlar. Yani arkasından da o end game gelir. Bir numara gelir. İkili yaparlar yani. Başka da bir şey olmaz. Beşinci kuş handikap 21. Dört yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Halle Luca Ahmet Çelik'le. 1 numaralı Laspes Hasan Altun'da ve burada çok iyi koşacağına inandığımız bir at var arkadaşlar. 5 numaralı Power Soul Ali Kaçmaz'la. Evet. Burada ne olursa olsun Ali Kaçmaz bu atla handikap 21 Ankara'da. Hem birincilik yaptı hem de ikincilik yaptı. Bu safkanı yabana atmamak gerekiyor.
Tekrar handikap 21'de. Tekrar Ali Kaçmaz zor üzerinde. 2-1-5 arkadaşlar bizim değişmez üçlümüz. Altıncı koşu Maiden 3'ü açtı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada biz AGF oranlarında ilk 3 at yani AGF 1, AGF 2 ve AGF 3 hangisi gelirse onlardan bir tanesinin kazanacağını düşünüyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Yani burada öne çıkan at tabii ki 8 numaralı Pukka, Müslüm Çelikli, Victor Garlop temsilcisi. Ha, bir kere koştu, ikincilik yaptı. Yani ayağının ucunda böyle belki de gelecek arkadaşlar. Yani baktığımız zaman şöyle kimlerle koştuğuna. War Machine'le koştum. 3 boyla gördüğünüz gibi burada. Evet. Yani böyle fark değmemiş yani öyle almışam. İlk atımız 8 numara. İkinci atımız 5 numaralı Malkoçtay Mehmet Akyavuz. Artık AGF kaç çıkar bilemiyorum ama geliri var. 4 numaralı Günün Yıldızı Mehmet Nuri Sınkar. 7 numaralı Pinjara Ahmet Çelik. Mesela bu sapkında bence çok iyi koşan düşünüyorum. 1 numaralı Bibula Ayhan Kurşun ve 3 numaralı Express Mehmet Sağ Çelik. Bu da aynı şekilde. Çok ilginç yani burada çok fazla yani AGF 1, 2, 3, 4'te ama üst AGF'lerden bir tanesi gelecek. Yani favori gösterilen plase favorinin altındaki atlardan bir tanesi gelmesi gayet doğal olacaktır. 5, 4, 8 başta olmak üzere 5, 4, 7, 1, 3 burada sıralamamız var. 11 pas geçtik arkadaşlar ama dileyenler yazabilir tabii. Özcan Yıldırım binmişti bu atı daha evvelden. Özcan Yıldırım İzmir'de. Evet. Bizim fikirimi de ilave edebilirsiniz. 11 numarayı da o kadar yazdık arkadaşlar. Onu da ilave edebilirsiniz tabii. Ne olur ne olmaz. Şablonumuzu onu da ilave edelim. 7. koşu handikap 16. 4 ve 2 arası Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Evet. Arkadaşlar burada günün ikinci bankosu geliyor. Bir tane alternatif bankomuz vardı hatırlarsanız. Giyotin. Ama burada günün ikinci bankosu geliyor. 4 numaralı Sarraftay, Fesi Çetin başla banko. Evet. Bu safkanın bugün güzel koşacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet burada ona meydan okuyacak olan atlar var. Büyük Kahraman, Palas Ali, Hızlı Kuruş. Hatta Tiranlı bile meydana çıkmış 43 gün sonra. Can Yurt, Karaca, yani bunlar iyi atlar yani ne olursa olsun ama biz burada bir seçim yaptık ve bu safkanın bugün bulduğu uygun grubu Fesci Çetin başta böyle atları bindiği zaman getirmeyi de biliyor. 4 numaralı Sarraftay burada günün ikinci bankosu olarak arkadaşlar sizlere tavsiye ediyoruz. Evet. Geriye dönük Fesih Çetin baş binmiş mi diye baktım fakat şu ana kadar göremedim arkadaşlar. Bilmiyorum. Yok. İlk kez biniyor Fesih Çetin baş. Olsun. Önemli değil. Yani sonuçta Fesih Çetin baş böyle bindiği iyi atları getirmeyi de biliyor. Evet. Arkadaşlar bugün aynı zamanda İzmir var. İzmir için Premium Star üyelik gerekiyor. Premium değil. Premium Star üyelik arkadaşlar. İzmir'de de 9 koşuluk program var. Orada da 3-4 tane tekimiz, 2 tane alternatif bankomuz var. Evet, 1, 2 banko, 3 alternatif banko gözüküyor. Evet, 5 tane bankodan bahsediyoruz. Premium Star üyelerimiz bu videoları izleyebiliyor. Tabii 12 ve 1 arasındaki son dakika şablonlarımız ki çok arkadaşlar önemli oluyor, yararlı gerçekten. Tavsiye ediyoruz diyoruz. Evet, Adana ile ilgili pazar akşamı için görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Rast gelsin, siz kendi atlarınızı ilave edersiniz. Güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum ben. Bizim bakış açımız böyle arkadaşlar. Evet, herkese iyi pazarlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.